olarak görmüş olduğunuz yer aslında tek binadır. Tablo olarak, inşaat yapısı olarak, kolon birimi olarak hepsi tek bina. Ekipler geldiler, bu kısma ağır hasar verdiler. Ve bu yan kısma da hasar tespit çalışmasında hafif kusur olarak ifade ettiler. Bu binanın bütün temel işlemleri, bütün kolon yapıları bu binadan bir. Gerekli yerlere hasar tespit için gerekli birimler aldığımızda, belediyeye başvurduğumuzda, hatta Çevre Temizlik Bakanlığı'na başvurduğumuzda çevre işlerinde der ki bina ikiye kesilecek. Türkiye'de şu an öyle bir teknoloji var mı bilmiyorum. Burada mağdur kalmış. Bu ağır hasarlı olduğu için boşaltılıyor. Yan binada sizin sağlığınız için boşaltın diyor. Boşaltın diyorlar ama şu an başvurabileceğimiz, sığınabileceğimiz, destek alıp yardım alabileceğimiz hiçbir yeri yok. Falan ekipler diyorlar ki iki evin de boşaltılması gerekiyor. Tek binadır, sadece girişleri farklı. Çevre Bakanlığı'na başvurduğumuzda diyorlar ki hayır, kolonların üzerinden neydi? Bina ikiye bölünecek. Bina ikiye bölünecek diyorlar ama şimdi bu kolon tamamen tek bir bina, tek bir yapı. Sadece kolonlar dahi bu evin kolonu bu evin içerisinde. Diğer kolon diğer evin içerisinde olmasına rağmen sürekli olarak diyorlar ki bina ikiye kesilecek. Böyle bir işlem noktasında sürekli olarak bizi mağdur bırakıyorlar. Vatandaş olarak ve 5-10 tane halk olarak binamıza zaten giremiyoruz. Yetmezmiş gibi bir de evi boşaltın diyorlar. Yani tam araçlarla birime evi boşaltın dediniz. Onlar boşalttı. Gidecek yerleri var. Devlet destek yardım yapıyor. Ama biz bu tarafta otururken hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Hiçbir yerde destek çıkılmıyor.